Tarihte ilk defa 3. Dünya Savaşı'nın bu kadar eşiğine geldik. Belarus, Ukrayna, Rusya ve Avrupa Birliği arasındaki gerilim, uluslararası bir krize sebep olsa da bölgeden gelen son haber, Dünya Savaşı'nın ilk fitilini ateşlemiş olabilir. Savunma gündemine bomba gibi düşen haber Karadeniz'den geldi. Rusya, Karadeniz'de düşmana ait bir savaş gemisi batırdığını açıkladı. Ukrayna'nın ev sahipliğinde ABD'nin başını çektiği 32 ülkenin giriştiği Sea Breeze 2021 tatbikatında Rusya'nın deniz üssüne saldırı gerçekleştirileceğini iddia eden Rus ordusu Karadeniz'de bir düşman gemisini vurduğunu açıkladı. 32 farklı ülkenin askeri gücünün bulunduğu bölgede 3. Dünya Savaşı'nın çıkması için tek bir kıvılcım yeter de artar durumda. Rusya'nın aynı tatbikat için bölgede bulunan bir İngiliz savaş gemisine ateş açmasının ardından, şimdi de gemi batırdığını açıklaması gerilimi iyice tırmandırırken, olası bir kara harekatının başlamasıyla 3. Dünya Savaşı'na merhaba diyebiliriz. 10 adet savaş uçağının taarruzuyla gemi batırılmasıyla ilgili yazı yazan Rus medyası ise, bir grup radikal Belaruslunun Vileyka bölgesindeki bir Rus üssüne saldırmayı denediğini ve bu sebeple gemilerinin batırıldığını yazdı. Haberlere göre Rus donanmasının konuşlandığı iletişim merkezi havaya uçurulacaktı. Rusya, kendini meşru müdafaa kapsamında koruduğunu iddia etse de dünyanın geri kalanı bu açıklamaya inanmıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz filosuna ait savaş uçakları ve gemilerinin düşman gemisine füze ateşlediğini ve bombardımana tuttuğunu erken saatlerde açıkladı. Haziran ayı sonunda İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a Kırım açıklarında Rusya tarafından ateş açılmasıyla Karadeniz'de tansiyon zaten zirveye çıkmıştı. Kırım konusu sebebiyle savaşın eşiğine gelen Ukrayna ve Rusya sınıra yığınak yapmaya devam ederken iki ülkenin askeri güçleri konusunda bizlere pek çok soru geliyor. Rusya neredeyse her konuda Ukrayna'dan üstün olsa da Ukrayna'da hiç küçümsenecek bir rakip değil. Ukrayna, Kırım konusundan dolayı savaşacağını düşündüğü Rusya'ya karşı uzun yıllardır hazırlık yapıyor. Eğitim kalitesi açısından Rus ordusundan çok daha ileri seviyede olan Ukrayna, NATO'ya üye olma hazırlıkları yaptığı için silah envanteri ve cephanesini sürekli olarak güncelliyor ve modernize ediyor. Rusya'nın Kırım dışında Ukrayna ana topraklarına bir taarruz gerçekleştirmesi bugünkü şartlarda mümkün değil. Böyle bir durum olursa NATO, ABD ve Avrupa Birliği doğrudan bu olaya müdahale etmek zorunda. Bunu bilen Rusya, olası bir savaşta cepheyi sadece Kırım üzerinde kuracağı için iki ordu küçük bir coğrafyada karşı karşıya gelmiş olacak. Küçük bölgelerde yapılan savaşlarda orduların asker sayıları önemini yitirdiği için bu konuda iki ülkeyi de eşit sayabiliriz. Yine NATO ve ABD etkisiyle Rusya'nın nükleer güç kullanması da bu coğrafyada imkansız. Öte yandan Ukrayna Türkiye'den satın aldığı SİHA'ları bu küçük coğrafyada çok rahat bir şekilde uçuracakken Rus savaş uçaklarının Ukrayna hava savunma sistemlerini atlatması hiç de kolay olmayacaktır. Rusya'nın envanterinde Ukrayna'nın SİHA'larını durduracak bir sistemse bulunmuyor. Bu sebeple olası bir savaşta Ukrayna'nın Bayraktar TB2'lerle büyük bir avantaj yakalayacağı aşikar. Kırım gibi küçük coğrafyalarda 6 adet TB2'nin 24 saat havada kalması demek, Rus ordusunun 24 saat boyunca bombardımana maruz kalması ve gözetlenmesi anlamına gelecektir. Rus medyasında Türk SİHA'larına karşı Rusya'nın İHA ve SİHA güçsüzlüğü de konuşuluyor. Kremlin yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda gündemine Rusya SİHA savaşına hazır mı başlıklı bir haber taşıdı. Gazete bu sorunun cevabının hayır olduğunu belirtti. BMC Moskova muhabiri Steve Rosenberg'ün paylaştığı gazete gündemi Rusya'nın Türkiye SİHA'ları konusundaki endişelerinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Gazetede Rusya'nın çok sayıda küçük ve orta boyutta insansız hava aracına sahip olduğu ancak bunların keşif amacıyla kullanıldığı yazıldı. Gazete Rusya'nın henüz yeteri kadar büyük boyutta insansız hava aracına sahip olmadığını da aktarıyor. Kırım'ın
Rusya tarafından ilhak edilmesi ve resmen Rusya topraklarına dahil olmasından sonra, Rusya bölgede çok hızlı bir şekilde kendi yönetimine karşı olanlara karşı tasfiye politikalarına girişti. Kırım Tatarları Ukrayna'nın bütünlüğünden yana olduklarını açıkladılar ve Rus işgaline karşı çıktılar. Bunun üzerine bazı Kırım Tatarları kayboldu ya da hapse atıldı. Kırım Tatarlarının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na 2019 yılının sonuna kadar Kırım'a giriş yasağı getirilmişti. Kırım Tatar Milli Meclisi 14 Eylül tarihindeki Kırım parlamento seçimlerine katılmayacağını açıklamış ve tüm Tatarları seçimleri boykot etmeye çağırmıştı. Seçimlerden 2 gün sonra Rus güçleri Kırım Milli Meclisi'ne baskın düzenlemiş ve pek çok önemli materyale el koymuştur. 27 Ocak 2015'te Kırım Tatarlarının televizyonu olan ATR de Rus istihbaratının baskınına uğradı. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi özellikle Batı kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. NATO, Rusya'nın Kırım'ı ilhak politikasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkladı. Avrupa Konseyi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam desteğini ifade etti. Almanya Başkanı Angela Merkel, bu durumun Rusya'ya ekonomik ve siyasi açıdan pahalıya mal olacağını ifade etti. Türkiye ise Kırım'ın ilhakını başından beri kabul etmediğini ifade ediyor. Türkiye'nin Kırım'daki gelişmeleri de yakından takip ettiği ve Kırım Tatarlarının yanında durduğu sık sık ifade ediliyor. ABD ve Avrupa Birliği Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım uygulama kararları alsalar da hiçbir yaptırım kararı Rusya'yı Kırım'dan geri çekilmeye ikna edemiyor. Rusya'nın Kırım'ı ilhakını Rusya dışında Afganistan, Nikaragua, Suriye ve Venezuela tanıdı. Bunun yanında de facto devletler olan Abazya ve Güney Osetya'da Rusya'nın Kırım topraklarını ilhakını tanıdığını açıkladı diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Ya Kahhar.